Ergün Diler. Karşılaşma. Neler oluyor? Nereye sürükleniyoruz? Güne başlarken ajanslardan düşen haberlere bu iki soruyu önde tutarak bakarım. Konuşulanların arkasında ne yatar diye sıkça kafa yorarım. Gelin bugün de birlikte düşünelim. 7 Ekim'de Hamas kaybedeceğini bildiği halde düğmeye bastığı saldırdı. İsrail'e hiç yaşamadığı acıyı tattırdı. Doğru mu? kesinlikle. Sonrasında ise Netanyahu ve arkasındaki güç tüm ağırlığıyla Gazze'ye çöktü. Doğru mu? Net. Hamas ve Hizbullah'ın bitirilmesi gerektiğini bu nedenle saldırdıklarını çok önceden beri yazmaktayım. Hamas'tan sonra sıranın Hizbullah'ta olduğu kesindi. Peki neden? İşte burada çok daha hassas olup iyi analiz etmek gerekiyordu. Bölgede ağırlığı olan iki yapı yani Hamas ve Hizbullah ana motivasyon olarak Amerika-İsrail karşıtlığı için yaşıyordu. Düşmanları belliydi. Savaştıkları da. Hizbullah özellikle İran devriminden sonra filizleniyor ve bölgeye iniyordu. Temel yanlış, Hizbullah'ın arkasında sadece İran olduğuna inanmaktı. Hayır. Avrupalı istihbarat örgütleri sonuna kadar yanlarındaydı. Bu teşhisi yaptıktan sonra adımlar atılmalıydı. İsrail, bölgeyi değiştirmeyi kafasına koyan Amerika'nın gücünü kullanarak Hamas'a Gazze'ye ölüm yağdırdı. Katliamlara imza attı. Kadın, çocuk demeden durmadı, hız kesmedi, devam etti. Hamas barış isterken bile okulları, hastaneleri vuruyorlardı. Sonra dünya gündemi çağrı cihazlarının patlatılmasıyla değişti. Mossad, Hizbullah'ın Lübnan ve Suriye'de kullandığı çağrı cihazlarını bombaya dönüştürdü, patlattı. Katliama imza attı, kesmedi. Lübnan'a saldırı başlattı. Neden? Açalım ideolojik ya da inançla ilgili konular tartışılırken arka planda ne olup bittiği pek anlaşılmaz. Siyasi hedefler görünmez. Oysa gerçek mücadele siyasi sonuçlar için yapılır ancak örtülür. Batı dünyası Hamas ve Hizbullah'ı terör örgütü kabul ediyor. İsrail'i de terörle mücadele eden yapı olarak sunuyordu. Siyasi hedeflere bakan yoktu. Türkiye'de bence bazı noktaları ıskalıyordu. İsrail gelişmiş teknolojik silahlarıyla uydu sistemlerinden aldığı desteklerle Hizbullah'a saldırıyordu. Ülkede büyük göç başladı. Herkes kuzeye kaçma derdinde. Yüz binlerce insan yollarda. Tel Aviv yönetimi Hizbullah silahlarını saklayan, kullanan ev sahiplerine, kişilere telefonlarından mesaj yollayıp iki saatiniz var vazgeçin ölmeyin diyordu sonra da bomba yağdırıyordu. Birleşmiş Milletler G20, G7 ya da başka bir güç ve oluşum savaşı durduramıyordu. İsrail dinlemiyordu. Netanyahu'ya uygulanacak politik baskı ya da telkin tüm çatışmaların 30 saniyede durmasını sağlardı. Yapılmıyordu. Konu da buydu zaten. İlerleyelim. Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, Ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada 220'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 6500'den fazla kişi de yaralanmıştı. Ekonomik ve siyasi krizler sonra peş peşe gelmişti. Dehşet görüntülerinin yaşandığı patlamadan sonra Beyrut'a ilk giden Macron'du. Lübnan Fransa'nın etki alanındaydı. Hizbullah'ı da aynı çerçevede görmek yanlış olmazdı. Bu notun yanına Orta Doğu İngilizlerden sorulur mottosunu da düşmek şarttı. Avrupa Orta Doğu'da olabilmek için doğal olarak İran'la Hizbullah'la yakın ilişki kuruyor ve yönetiyordu. Hamas'ın da Hizbullah'ın da Amerikan karşıtlığının nedeni buydu. Amerika destek verdiği İsrail üzerinden aslında Avrupa'ya ve Çin'e saldırıyordu. Açık ve netti. Suriye'de IŞİD'e destek olan Avrupalı istihbarat örgütleri Irak-Suriye üzerinden oluşacak alanla Akdeniz'e inmek niyetindeydi. Etkileri altındaki İran'la Irak'ı Akdeniz'e taşımak istiyorlardı. Amerika gelip bunu engelledi. YPG'yi de yücelterek durumu lehine çevirdi. Avrupa'nın enerjiyle buluşması Akdeniz'de hakimiyet kurması ve Afrika'da kök salması istenmiyordu. Fakat olanlar bize İslamcı teröristler üzerinden aktarılıyordu. Doğal olarak gerçekte ne olduğunu anlamıyorduk. İsrail'e verilen Hizbullah görevi de Lübnan'ı hedef yapmıyordu. Hizbullah'ın arkasındaki İran ve onun da arkasındaki ittifak hedefti. Amerika el yükseltiyor ve doğrudan Netanyahu'ya hedef gösteriyordu. İsrail'in operasyon düzenlediği yapı Hizbullah'tı. Hamas'tı. Yani ordu değildi. Ancak güç gösterisi gereği silahlı kuvvetlerle vuruyorlardı. Hizbullah'a karşı düzenli orduyla mücadele edilmeyeceğini bildikleri halde. Tel Aviv emir gereği vuruyor, Esad'a Suriye'ye yardım eden ve edecek olan Şii grupları imha ediyordu. Suriye'de Hizbullah İran görünmeyen ittifakın gücünü buduyordu. Bu basıncın haliyle Türkiye'ye de yansıması olacaktı. Bunun en ince noktalara kadar hesap edilmesi gerekmekteydi. İsrail attığı her adımda yani Hamas'a bomba yağdırırken de, Hizbullah'ı vururken de İran ve arkasındaki gücün bölgedeki etkisini hedef yapıyordu. Siyasi hedef Avrupa ve Çin'i bölgede bitirmekti. Günlerdir yazdığım gibi Hindistan'dan çıkıp Avrupa'ya gidecek olan koridoru sağlıklı ve risksiz bir şekilde kontrol etmek istiyorlardı. Bu Çin'in de kulvar dışına çıkamaması anlamına geliyordu. Başkan Erdoğan önceki gün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail'i, Netanyahu'yu ve Amerika'yı karşıya alıyordu. Lübnan'ın yanındayız diyordu. İran Cumhurbaşkanı ise Hizbullah tek başına karşı koyamaz feryadını paylaşıyordu. Yani Türkiye ile İran bir şekilde aynı hat üzerinde yan yana düşüyordu. Amerika İsrail bunu istemiyordu. İran'a destek olan Avrupa'yı da Hamas Hizbullah'ı vurarak kendine çekiyordu. Avrupa buna karşı çıksa Amerika'nın garantörlüğünü kaybedecek, Rus askerlerini başkentlerinde görecekti. Kurgu da oyun da iyi düşünülmüş sahneye konmuştu. Avrupa çaresizdi. Oyunu kabul etmekten başka şıkları yoktu. İsrail'in Hizbullah ve Lübnan üzerinden Suriye'yi hedef aldığı da sır değildi. YPG'yi de gerekli olduğu zaman kullanmak için rasyonel zemin de oluşturuluyordu. Türkiye'nin defalarca yazdığım gibi dünyada ve bölgede rolümüzün ne olduğuna, neler yapabileceğimize karar vermesi gerekiyordu. Lübnan'ın yanında sonuna kadar durulacaksa Amerika ile kapışacağımız netti. Çünkü onların kurgusunun dışında adım atan ülke oluyorduk. Bunun ilk aşamasında CHP'yi iktidara getirmek için harcadıkları çabaya şahit olacaktık. Başkan Erdoğan'ın konum ve rota değişikliğine giderse Lübnan-İran hattında Fazla kalmazsa bölgedeki ortaklık yapısı ve çıkarlar silsilesi değişecekti. Hatta İsrail'e tepki koyan, bunu gizlemeyen, ancak İran'la ortaklık yapmayan Türkiye tercih edilecek bir şıktı. Türkiye'nin duruşu, sesi, gücü tüm akışı değiştirebilecek kadar etkiliydi. Gerçek buydu. Bir diğer gerçek de defalarca yazdığım gibi Orta Doğu'da çok şeyin değişeceğiydi. Güç dengesini iyi okuyup doğru adım atılmalıydı. Bölgede hesaplar değiştiği için içerisi hareketlenecekti. Amerika İsrail'in doğrudan silaha sarılması bunun işaretiydi. Önce yaşananlardan farklıydı. Washington, Çin'le mücadelesini Orta Doğu'dan başlatıyordu. Avrupa'yı da Pekin'in yanına katıyordu ve cevap almıyordu. Görmek gerekiyordu bence. Ergün Diler, Takvim Özay Şendir Suç işlemekte ısrara ceza Cezaevleri bir cezalandırma mekanı mı yoksa suçluyu rehabilite etme yeri mi? Cezaevlerinde hükümlülere katı ve acımasız bir tutum mu takınmalı yoksa onlara rahat bir ortam mı sağlanmalı? Bu iki soru dünyanın hemen her yerinde uzun zamandır tartışılıyor. Cezaevlerini rehabilitasyon aracı olarak kullanan gelişmiş ülkelerde suçluların cezaevinden çıktıktan sonra tekrar suç işleme oranı oldukça yüksek. Cezaevlerinin rehabilitasyon değil cezalandırma merkezi olması gerektiğini savunanlar bu veriler üzerinden yürüyorlar. Buna karşın Kuri ve arkadaşları, Silverman ve Foucault gibi isimlerse, hapishanelerin suçluları namuslu bireyler haline getirmenin aksine, onları daha çok suça eğilimli kıldığını ileri sürüyorlar. Bu tartışma insanlığı nereye götürür bilmem ama bizim bundan daha öncelikli bir problemimiz var. Suç işlemekte ısrar eden çok sayıda suç dosyası olanların toplumun arasına karışmasını neden engelleyemiyoruz? farklı türlerde olsa da birisi ısrarla suç işlemeye devam ediyorsa onu durduracak toplumun arasına karışmasına engelleyecek bir kanun maddemiz olmalı ve suç işleme alışkanlığının çok ağır bir cezası olmalı ya da suç işleme alışkanlığı olanların infazı başka türlü hesaplanmalı ve 10 yıl ceza alan gerçekten 10 yıl hapishanede kalmalı Devlet suçluların rehabilitasyonu kadar masumların suçlulardan korunmasını da sağlamak zorunda. Yaşadıklarımız bu konuda mutlak yapılması gerekenler olduğunu söylüyor. Özay Şendir, Milliyet.